Evet, geçiyoruz arkadaşlar. Demiştik ki ayrıca bir lambanın iki ucunda aynı potansiyel varsa lamba üzerinde akım geçmez ve lamba yanmaz. Şekildeki M lambasının bunun iki ucunda potansiyel aynıdır. Neden? Neden? Bakın bu üreteç bu tarafa gidiyor, bu üreteç bu tarafa gidiyor. Ne oldu? M'ye çalışan var mı? Yok. M üzerinde bunun ürettiğiyle bunun ürettiği ters yönde birbirini yok etti. Yani potansiyel fark yok arada. Öyleyse M yanmadı. Ama buradan ne oldu? N lambası yandı. P lambası yandı. Kısa devreye geldik. Kısa devre. Kısa devreyi biliyorsunuz zaten. Burada da benzerini uygulayalım. Bir lambanın iki ucu aynı noktaya bağlı ise ya da bir lambaya paralel dirençsiz tel bağlı ise lamba üzerinden akım geçmez. Buna kısa devre denir. Şekildeki X lambası üzerinden akım geçer ve yanar. Y lambasına paralel dirençsiz bir tel bağlı olduğundan akım dirençsiz tel üzerinden geçer. Dolayısıyla Y lambası yanmaz. Yani kısa devre olmuştur. Yani buradan geçti. Ne oldu? Bu çalıştı. Ama Y'ye gideceğine şurada bedava bir yol var. Hop, dirençsiz. Buradan geçer. Y lambası yanmaz. Benzer şekilde Z lambası üzerinde de akım geçmediğinden yanmaz. S lambasının yanabilmesi için dirençsiz KL ve LM tellerinin herhangi birine lambaya da direnç bağlanmalıdır. Yani ne yapıyor buradan? Üreteç gelip hop buradan geliyor buradan dolaşıyor işini bitirdi. Ondan sonra buradaki de ne yaptı? Hop buradan böyle getirdi. İşini bitirdi. Z'ye hiç zırnık veren yok. Değil mi? Bedava yol varken niye o dirençli yoldan geçsin? Çünkü Z lambasının direnci var. Buradan bir soru yapalım arkadaşlar. Şu soruyu yapalım. Ne diyor bu sorumuz? İç dirençler önemsiz olan üreteçler ve özdeş X, Y, Z lambalarıyla kurulu şekildeki elektrik devresinde KLM anahtarları açıktır. Gördünüz değil mi? KLM sorunun söylediği şeyleri soruda da bakıyoruz şekilde. KLM anahtarları açık yani akım geçemez. Nasıl ki Haliç Köprüsü açıksa sarı taksiler geçemez, kapanırsa geçebilir. Yani anahtarı kapatırsan buradan elektronlar ne yapar? Geçebilir. Anahtarı kapatırsan elektronlar geçebilir. Anahtarı kapatırsan elektronlar geçebilir. Yoksa geçemez. Şu anda açık. Lambaların tümünün ışık verebilmesi için hangi lambalar kapatılmalıdır? Hadi bakalım. Lambaların tümünün ışık vermesini istiyorsun. Tümünün ışık vermesi için ne yapalım? Tümü ışık versin. Tüm dediği nedir? X, Y, Z. Üç tane ampulümüz var. Bunların üçünün de yanmasını istiyor soru. Evet, ne yapalım? Elektrik devresindeki X, Y, Z lambalarının ışık verebilmesi için L ve M anahtarlarını ne yapalım? Kapatalım. Kapatırsak ne olur arkadaşlar buradan? Bakın gördüğünüz gibi ne yapıyor buradan? Üretilen elektrik buradan geliyor. Hop, hop gidiyor. Hop, devre tamamlandı mı? Tamamlandı. Yani ne oldu? Hepsi yandı. Ama burada gerilim sıfır olacağı için S lambası yanmadı. Yani o zaman ne yapalım? Biraz önce anlattığımız husustan dolayı Z lambasının üzerindeki K anahtarını kapatacak olursak Z anahtarının üzerindeki gerilim sıfır olacağından Z lambası yanmaz. O zaman ne yapalım? Hangilerini kapatalım? L ve M'yi kapatırsak bütün hepsi yandı. Oldu mu? Bu soruda anlaşılmayan bir şey var mı? Var mı?
Geçiyorum. Evet, bu soruya cevap istiyorum arkadaşlar sizden. Soruyu bir taraftan anlatayım ben size. İş direnci önemsiz, özdeş üreteçler ile ve özdeş lambalarla kurulu şekildeki elektrik devresinde KLM anahtarları açıktır. Hangi anahtarlar kapatıldığında hiçbir lamba ışık vermez? Oo. Öyle iş yapacaksın ki hiçbir lamba ışık vermeyecek. A şıkkı. Evet, Gülay A şıkkı dedi. Başka cevap var mı? Evet, cevabımız A şıkkı doğru. Neden? Arkadaşlar, elektrik devresinde yalnız anahtarı kapatıldığında hiçbir lamba ışık vermez. Neden? K anahtarını kapattığınız zaman ne oluyor? Buradan K anahtarını kapatırsak hiçbir lamba ışık vermiyor. Çünkü gerilim ne oluyor? Sıfır oluyor. Gerilim sıfır oluyor. Bu tarafa giden, bu tarafa giden sıfır oluyor. Aynı şekilde bu tarafa giden, buradan giden ve buradan giden de sıfır oluyor. Yani ne oldu? Sıfır oldu. Yani biraz önce anlattığımız bir kural vardı. Oradan dolayı. Yani bir kısa devre olayı yok burada. Potansiyeller eşit olduğu için yani aletlerin çalışmasındaki ana prensip nedir? İki ucu arasında potansiyel fark olmasın. Potansiyel fark yani volt farkı varsa o zaman çalışıyor. Yoksa çalışmıyor. Oldu mu? Var mı bir pürüz? Geçiyorum. Üçüncü soruya. Burada ne diyor soru arkadaşlar? Siz bir taraftan çözün, ben bir taraftan da size yardımcı olayım, soruyu anlatayım. İş direnci önemsiz, özdeş üreteç ve özdeş XYZT lambalarıyla kurulu şekildeki elektrik devresinde KLMN anahtarları açıktır. Yalnız X lambasının ışık verebilmesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? Sorumuz bu. Edirne. Edirne diyorsun. Başka cevap var mı? Cevaplıyoruz. Edirne. Neden böyle oldu? Elektrik devresinde yalnız X lambasının ışık verebilmesi için LMN anahtarlarını kapatalım bakalım. LMN'yi kapatırsan ne oluyor? Bu durumda Y lambasının üzerinden akım zaten geçmedi. Çünkü bu açık. Z ve T ise ne oldu? Z ve T ise şuradan kısa devre oldu. Değil mi? Bunları kapatırsak kısa devre oldu. Dolayısıyla devrede böylece devre tamamlandı. Kısa devreden dolayı Z ve T'ye gitmedi ama X yandı. Soru da zaten bizden bunu istiyordu. Değil mi? Geçelim mi? Bir pürüz var mı? Geçiyorum. Dördüncü soru.
Yalnız M. Yalnız M diyorsun. Yani B şıkkı. Evet, açıklıyoruz. Cevap Denizli. Yani K ve M. Niçin böyle? Anlatalım arkadaşlar. Soruyu bir önce anlayalım. İç dirençleri önemsiz, üreteç ve özdeş lambalarla kurulu şekildeki devrede KLM anahtarları açıktır. Soruyu okurken bir taraftan da şekle şöyle göz ucuyla bakıyoruz. KLM açık mı diyoruz, bakıyoruz. Açık mı? Açık mı? Açık, evet. Yani bize kötü bir şaka yapacak hali yok da soruyu da anlamak açısından yapıyoruz. Yalnız X lambasının ışık verebilmesi için yalnız X yansın diyor. Diğerleri yanmasın. Hangi anahtarlar kapatılmalıdır? Yalnız X lambasının ışık verebilmesi için K ve M anahtarlarını kapatırsak Y, Z ve T lambaları kısa devre olur. Görelim nasıl kısa devre oluyormuş bu. Sadece X'in yanmasını istiyorduk ya biz. Evet. O zaman bu üreteçten geçen akım ne oldu? Üreteçten geçen akım buradan bir tane üreteç var zaten değil mi burada? Buradan akım geçiyor, çıkıyor. Ondan sonra buraya gidecekken burada bedava yol var, dirensiz. Hop buradan gitti. Z'ye gideceğim derken burada dirensiz bir yol var. Çünkü ne yaptık? Burada neyi kapattık? K'yı kapattık. T'nin de yanmasını istemiyoruz. O zaman ne yapalım? Hop M'yi de kapatalım. O zaman hop ne oldu? Bir tek gördüğünüz gibi X yandı. Diğerleri bedava yoldan gitti. Oldu mu arkadaşlar? Bir pürüz var mı? Evet Anıl, bir pürüz var mı? Yok hocam. Anladık. Defne, bir pürüz var mı? Yok hocam. Yaren, bir pürüz var mı? Ayşe Melek. Evet, bir pürüz olan söylesin. Ses problemleri oluyor zaman zaman. Geçiyoruz öyleyse. Sayfa 72'yi de geçtik. 73. Biraz daha lamba sorusu çözelim mi? Geçelim mi? Yoksa anlaşıldı mı lamba parlaklığı? Hocam geçelim bence. Ben de anladım hocam. Yani geçelim mi? Yani lambaların parlaklığı arkadaşlar gücüyle alakalı. Gücü çoksa parlak. O zaman geçiyorum. Geçiyorum. Lambanın parlaklığı. Zaten parlaklık konusuna yeni geldik. Şimdi şu ana kadar yaptıklarımız lambalar yanar mı yanmaz mı meselesiydi. Lambanın parlaklığını şimdi, yani hangisi daha parlak? Yani en çok soru çıkan tipi bu. Ben böyle şu çok soru çıkan soru tipi falan gibi cümleleri fazla sevmem. Çünkü müfredattaki her şey çıkabilir. Her şey çıkabilir. Ama tabii ki biraz daha yani yüksek hedeflerimiz varsa o zaman ne yapacağız? Hepsine talip olacağız. Onun için işte efendim böyle çok kaymak sorulara sahip çıkayım, diğerlerini ihmal edeyim diye bir şey düşünürsek o zaman kötü de olabilir. Onun için hepsini öğrenmek en doğrusu. Zaten ben ders anlatırken yani çok yüksek bir nete talip olan, isteyen durumuna göre ayarlıyorum. Yani çok yüksek bir net çıkarmak için gerekli altyapıyı zaten alıyorsunuz derste. Yeter ki dersi hiç kaçırmayın. Yani dersi kaçıranlar için bu sözü veremem. Lambaların parlaklığı arkadaşlar, lambaların parlaklığı ne ile ilgili onu anlatalım. Bir lambanın parlaklığı birim zamanda verdiği, yayınladığı ışık enerjisi demektir. Bu enerji ne kadar büyük ise lamba o kadar parlaktır. Aslında parlaklık ile güç aynı şey demektir. Yani daha güçlüyse daha parlak demektir. Gücü büyük olan lamba parlaktır ya da ışık şiddeti fazladır. Gücü küçük olan lamba az parlaktır ya da ışık şiddeti azdır. Özdeş lambaların parlaklığını nasıl yapacağız? Bir elektrik devresinde kullanılan lambaların dirençleri birbirine eşit ve içlerinde bulunan
gazın cinsi de aynı ise biz bu lambalara özdeş lamba diyoruz. Özdeş ne demek? Her şeyi aynı demek. Özdeş lambaların parlaklıkları kıyaslanırken üzerlerindeki akıma ya da uçlarındaki potansiyele bakmak gerekir. Yani aynı lamba ama sen iki tane Mercedes yan yana gidiyor. Birinde gaza 1 santim basıyorsun, birinde gaza 3 santim basıyorsun. O zaman gaza 3 santim bastığın daha hızlı gitmez mi? Aynen bunun gibi ne yapıyoruz? Burada da özdeş lamba olsa da ne yapıyoruz? Daha fazla potansiyel varsa, daha fazla akım varsa tabii ki daha parlak olacak. Çünkü neden? Pıv. Yani burada güç dediğimiz neydi arkadaşlar? Pıv. Pıv'dan gücü ne yapıyoruz? Akım çarpı V diyorduk. Eğer V'nin yerine IR yazarsan ne yapıyor o zaman? Yani şu. Bakın şu. Parlaklık dediğimiz bu. P. Pıv. Akım çarpı volt. Ama V'nin yerine I çarpı R yazarsan, yani vırdan dolayı V'nin yerine I çarpı R yazarsam, o zaman ne olur arkadaşlar? I çarpı R yazdığım zaman o zaman I kare R olur. Ya da şu I'nın yerine şuradan V bölü R yazarsam o da ne olur? V kare bölü R olur. Yani sonuçta hepsi aynı. Aynı. Hangisinden yaparsan yap. Fark etmez. Yani burada P, güç, power önemli olan, hangisinden ister IV'den yap, ister I kare R'den yap, ister V kare bölü R'den yap. Zaten hepsinin babası burası. Pıv. O zaman burada eğer lambalar özdeşse, şunun üzerinde o zaman biraz çalışalım. Şunun üzerinde. Lambalar eğer özdeşse ne demektir? R'leri aynı demektir. O R'leri aynıysa, I'sı farklı fazlaysa ne yapar o zaman? P'si fazla olur. R'si aynıysa, şuradan inceleyecek olursak, R'si aynıysa, V'si artarsa ne yapar? P'si artar. İki tane lambayı kıyaslarsak, yani onu açıklamak için söyledim bunu. Gerilimi ya da akımı büyük olan lamba parlak, ışık şiddeti büyük. Gerilimi ya da akımı küçük olan lambanın parlaklığı az, ışık şiddeti de küçüktür. Özdeş olmayan lambaların parlaklığını nasıl yapacağız? Bir elektrik devresinde kullanılan lambalar özdeş değil ise parlaklıkları ya da ışık şiddetleri lambaların güçlerine eşittir. Güç. Yani şuradaki lafların hepsine bir çizik atıp hepsine şunu söylemek lazım. Güç. Güç fazlaysa parlaktır. Bu kadar. Birimi de nedir? Gücün birimi neydi? Watt. Bu hangi konuda bakarsanız bakın güç aynı. İş konusunda, enerji konusunda da bu birimler üzerinde durmuştuk. Orada da watt demiştik hatırlarsanız. Evet, o zaman bir tane soruyla bunu gösterelim. Şu soruda gösterelim bunu. Şimdi burada iç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler, özdeş lambalarla kurulu şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki elektrik devrelerinde KLM lambalarının parlaklıkları PK, PL, PM arasındaki ilişki nasıldır? Evet. Ne diyor bize? KLM arasındaki neyi soruyor? Parlaklık sırasını soruyor bize. Ne yapalım arkadaşlar burada? Gördüğünüz gibi burada iki tane baba var üreten. Değil mi? Bunlar ne yapıyorlar? Ekmeğe yarı yarıya bölüşmezler mi bunlar? İki ekmeğin yarısını bu, yarısını bu yer. Yani buna E düştü, buna E düştü. Peki şekil 2'ye geldiğim zaman, yani K'ya ne düştü o zaman? 1 E düştü. Şekil 2'ye geldiğim zaman bu kolda 2 E var mı? Var. Paralel kollarda bütün voltlar eşit değil miydi? Bu kolda da 2 E, bu kolda da 2 E. Öyleyse L'nin üstlerine ne düştü? 2 E düştü. Oo, yaşasın. K'ya 1 E düşmüştü. Şurada. Onu da yazdık. Son devrede şekil 3'te ise ne oldu? 1 E, 1 E. Fark etmez kardeşim. Paralel devre ise neydi? Bütün kollar eşitti. Voltlar. Bütün kolların voltları eşitti. O zaman bu da 1 E, bu da 1 E. O zaman M'ye kaç düştü? 1 E düştü. Diyerek buradan en büyük parlaklık kim? L oldu. K ve M ise ne oldu? Eşit oldu. Bunu da kim söylüyor? D şıkkı söylüyor. Oldu mu arkadaşlar? Bir pürüz var mı bu soruda? Yok değil mi? Geçiyoruz. Hadi bakalım 9. soruya cevap istiyorum sizden.
Adana. Evet. Gülay'dan Adana cevabı geldi. Başka var mı cevap? Açıklıyoruz. Denizli. Neden? Yapalım arkadaşlar. İç dirençleri önemsiz, özdeş üreteçler ve özdeş lambalarla şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki elektrik devrelerine KLM lambalarının parlaklıkları PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir? Bakalım şimdi. Arkadaşlar burada bu kol, bu kol, bu kol birbirine paralel mi? Evet. O zaman bu 2E ise bu kolda 2E olmaz mı? Bunun 1E'si buna, 1E'si buna olmaz mı? O zaman K'ya 1E düşmedi mi? Şekil 2'ye geldiğim zaman 1E, 1E, 1E ise L'ye 1E düşmedi mi? Üçüncüye geldiğim zaman şu 2E, bu da 2E olursa bu kol ailecek 2E olur. Ama burada çok kıl bir durum var. Çok kıl bir durum var. Bu 2E ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru 2E. Peki 1E de ne tarafa doğru? Bu da bu tarafa doğru. O zaman bu 2E ile 1E birbirini yok etti. Zıt yönde olduğu için. Ve ne kaldı? Ne kaldı? Şu kaldı. Şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Şu yönde 1E kaldı değil mi? Öyle mi oldu? Bu yönde ne oldu? 1E oldu. Ha, o zaman yani çok önemli değil. Yani burada bizi ilgilendirmiyor ama bilmemizde tabii ki fayda var. O zaman M de paralel bir kol olduğu için değil mi? Buradaki kollar bu kol, bu kol ve bu kol birbirine paralel olduğu için bu kol 1E ise bu da 1E. Dolayısıyla M'nin üzerine ne düştü? 1E düştü. Hop, o zaman bu da aynı oldu. Dolayısıyla hepsinin parlaklığı aynı oldu. Oldu mu arkadaşlar? Var mı bir pürüz? Defne bir pürüz var mı? Yok hocam. Anladık. Tamam. Geçiyoruz. O zaman diğer sayfaya geçtik. Sayfa 74 bitti. Sayfa 75. Buradan da bir iki soru çözdük mü? Parlaklığı da bitirdik demektir. Haydi bakalım. Şunu çözelim şimdi. Buna ne diyorsunuz? Herkesten cevap bekliyorum. Hadi bakalım. Hocam. Evet. Evet Fatma. Hocam ben Edirne. Evet. Edirne cevabı aldık. Başka cevap var mı? Ben de Edirne diyorum. Evet. Fatma'dan da Edirne geldi. Cevabımız Edirne. Evet. Bir de anlatalım isterseniz. İç dirençleri önemsiz, özdeş üreteçler K, L, M lambalarıyla kurulu şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki elektrik devrelerinde lambaların parlaklıkları PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Lambaların o zaman özdeş olduğuna göre akımlarını bulursak iş bitmiştir değil mi? Birinciden bulalım o zaman. Birinciden bulalım. V'dan. V eşit I çarpı R'den. Birinciden ne oluyor? Bununla bu aynı yönde. Bu da zıt yönde olduğu için bir tane E kaldı. O zaman E bölü R oldu. Değil mi? L lambasında ne oldu? Bu E ile E bir E oldu. Bununla bu beraberce aynı yönde. Ama şununla bu zıt yönde olduğu için gitti. Ne kaldı? Bir E kaldı. O da bir E bölü bir R oldu. L lambasına giden akımda. M lambasındaki ne oldu peki? M lambasında da
Dolabın rafları gibi bu kolla bu kol, bu kol birbirine paralel değil mi? O zaman bu E ise bu da E. Paralel ya. Paralel olduğunda voltlar eşit değil miydi? Evet. O zaman 1E alacağız onu. R ne kadar? 1R dedi. Zaten dirençleri özdeşti. O zaman M lambasının anahtarı da E bölü R oldu. Hepsi E bölü R. E bölü R, E bölü R. Eşit. O zaman dirençleri de özdeş olduğu için dirençleri de özdeş olduğu için ne yapıyoruz? Burada bu şekilde P eşit IKRR'den düşünebiliriz. R'leri hepsinin aynı olduğu için akımları eşitse güçleri de aynı. Öyleyse eşit dedik. Var mı anlaşılmayan bir yer? Oldu mu arkadaşlar? Geçiyoruz. 11. soru. Hadi bakalım. Ne diyor bu soru bize? İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş KLM lambalarıyla kurulu şekil 1'deki elektrik devresi şekil 2'deki duruma getirildiği zaman lambaların parlaklığı nasıl değişir? Şekil 1'i bozmuş, şekil 2 haline getirmiş. Aynı elemanlar ama üretecin bir tanesi yok olmuş. Bağlama şekli değişmiş. Değil mi? Adana. Adana diyorsun. Evet, açıklıyoruz. Ceyhan. Neden böyle oldu? Bakalım arkadaşlar şimdi burada. Burada şekil 1'de ne oluyor arkadaşlar? Bakın üçü de aynı yönde değil mi bu üreteçlerin? Üçü de aynı yönde. Hop, bakın üçü de aynı yönde. O zaman bu üçünden de baktığımızda bu ne yapıyor burada? Şununki 1R, bu da bu 1R, bu da R bölü 2 olduğuna göre o zaman vır'dan düşünecek olursak arkadaşlar bakın, vır'dan düşünecek olursak buradaki 3E'yi bölüştürelim buna. Nasıl bölüştürelim? Orantılı, orantılı. Bundan ve bundan bu aileyle bu aileden aynı akım geçmiyor mu? Geçiyor. O zaman R ile orantılı şekilde paylaştıralım. 1R'ye 1V olursa 2R'ye 2V olur. Öyleyse şurası R bölü 2 olduğu için R bölü 2 olduğu için R bölü 2'ye E düşerse buraya ne düşer? 2E düşer. O zaman şekil 1'deki durum ortaya çıktı. Şekil 2'ye gelelim şimdi. Şekil 2'ye gelelim. Birincideki durumu açıkladık. Bir de ikinci duruma gelelim. İkinci durumu neyle yapalım? Madem siyahla yapalım. İkinci durumu neyle yapıyoruz? Siyahla yapıyoruz. Burada üreteçler ne tarafa doğru? Gördüğünüz gibi aynı yönde olduğu için 2E. O zaman bu kolla bu kol, bu kol birbirine paralel olduğuna göre alt kol 2E ise orta kolda 2E değil mi? Evet. En üst kolda 2E değil mi? Evet. Peki ama bu 2E'yi bu kolda iki kardeş bölüşüyorlar. Değil mi?
Yarısını bu, yarısını bu. O zaman son durumda şekil 2'de K'ya ne düştü? 2'ye düştü. L'ye ne düştü? 1'e düştü. Volt olarak, enerji olarak. M'ye ne düştü? 1'e düştü. Hadi bakalım şimdi kıyaslayalım. Mavi kalemimizi alalım. Kıyaslayalım. K'nın, bakın şimdi dikkat edin şimdi. K'nın şekil 1'de 2'e düşmüştü K lambasına. İkincide de aynısı düştü. L'ye birinci de E düşmüştü. İkincide de E düştü. M'ye ilk de E düştü. Sonra da E düştü. O zaman aynı, her biri önceden kaç ekmek yediyse aynı ekmeği yedi. K iki ekmek yemişti. Gene iki ekmek yedi. L bir ekmek yemişti. Gene bir ekmek yedi. M bir ekmek yemişti. Gene bir ekmek yedi. Yani güçleri aynı. Parlaklıkları aynı. Oldu mu? Bir pürüz var mı? Anlaşıldı mı? O zaman geçiyorum diğer sorumuza. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçiyoruz. On ikinci soru. Haydi bakalım. 12. soruyu da yardım yapmayacağım size. Soru sizin. Burada gördüğünüz gibi bir kapı menteşesi gibi K noktasının etrafında ne yapıyor? Mesela sizin odanın kapısı bir menteşe etrafında açılmıyor mu? Değil mi? Sizin kapı nasıl? Sizin odanın kapısı, şu anda bulunduğunuz odanın kapısı şu anda şöyle, değil mi? Biraz sonra ne yapıyorsun? Şu menteşe etrafında hop bu hale getiriyorsun. Biraz sonra hop bu hale getiriyorsun. Ha, ama burada bu haller sırasında bir nolu pozisyonda ne oluyor? Bir nolu devreye akım gitmiş oluyor. İkinci pozisyona getirirsen iki nolu devreden akım geçiyor. Üç noluya getirirsen üç nolu devreden akım geçiyor. Değil mi? Yani burada işte lambaların parlaklığını soruyor bize. Evet, bekliyorum cevabınızı. Aynı soru yani, aynı mantık. Değişen bir şey yok. Sadece soruyu iyi anlamaya çalışın. Olayın içine iyi girmeniz lazım. Var mı cevap? Beraber yapalım. Şöyle beraber yapalım arkadaşlar bunu. Şimdi burada arkadaşlar ne oluyor? İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş XYZ, XY lambalarıyla kurulu çekirdek elektrik devresinde K anahtarı bir konumundayken X lambasının ışığı I1 oluyor. 2 konumuna geldiği zaman I2 oluyor. 3 konumuna geldiğinde I3 oluyor. Buna göre I1, I2, I3 arasındaki ilişki nedir? K anahtarı bir konumunda iken ne oluyor arkadaşlar? K anahtarından üreteç zaten bir tane baba var burada zaten. Bu üretiyor.
Hop. Ha, bir de yukarıda varmış. Ama o da aynı yönde olduğu için bir sakatlık olmadı. İkisi aynı yönde çalışıyor çünkü. Hop böyle oldu. Öyleyse bu durumda arkadaşlar ne oldu? Bu durumda X lambasının uçlar arasındaki gerilim ne oldu? 2E oldu. Yani hem bu var hem de bu var. İkisi de gördüğünüz gibi saat yönünde çalışıyor değil mi? İki üreteç de saat yönünde çalışıyor. Yani aynı yönde besliyorlar. Yani X lambası ne yedi? İlk durumda anahtarı bir konumuna getirdiğimiz zaman 2E'lik bir volt yedi. Parlaklık 2 birim oldu yani. Sonraki duruma gelelim. Sonra ne oldu? İki nolu konuma gelelim. İki nolu konuma geldiğim zaman böyle gelip, böyle gelip, böyle gelip, böyle gelip. Ne oldu? Bir tane üreteç var. Yani 1E yedi. 1E ile beslendi. Sonuncuya geldik şimdi. En sonuncu iki noluyu da anladık. Üç noluya geldik. Üç noluya geldiğimizde bu sefer anahtarı bu şekilde çevirdik. O zaman devre bu şekilde olmadı mı? Hop, bu şekilde olmadı mı? Devrede kaç tane baba var? Üreten pil bir tane. Bir E. Ama iki tane lamba var. Yarı yarıya bölüşmeyecekler mi? Değil mi? Devrede ne yapacaklar? Bunun yarısını o, yarısını o yiyecek. Dolayısıyla E bölü 2 oldu. Yani yarısının ekmeğini buna verdi baba, yarısını da buna verdi. Yarı yarıya bölüştüler. Çünkü bir tane üreten var E, iki tane de tüketen var. Yarısını bu yedi, yarısını da bu yedi. Evet ne oldu o zaman? En büyük kim oldu? İ1 oldu. En küçük kim oldu? İ3 oldu. Var mı anlaşılmayan bir yer? Var mı arkadaşlar? O zaman geçiyorum. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçmeyelim. Burada diğer sorumuz gelecek ders yapalım. Yetişmez çünkü o. Evet hepinize iyi akşamlar.